yerden herkese merhaba. Şimdi son günlerde sizlerden gelen maillerde işte neden İran sinemasından tavsiyeler vermiyorsun diye serzenişler vardı. Çok istendi tavsiye vermem. Ben de dedim ki madem öyle en sevdiğim filmlerden olan Asghar Farhadi'nin senaryosunu yazıp yönettiği aslında 2016 yılı yapımı olan Satıcı The Salesman isimli filmden bahsetmek istedim bu hafta. Biraz Farhadi'ye bakalım. Çünkü onun filmleri işte sınıf, cinsiyet, mülk ve hukuk kavramlarını içinde barındıran aslında sosyolojik belgeler gibi. Ve açıkçası insan tabiatı da mercek altında tutuluyor bu filmlerde. Çünkü yönetmen mesela olaylardan ziyade olayların aslında sonuçlarının bireyler üzerindeki etkileriyle daha çok ilgileniyor. Ve yaşanan trajedilerin kendilerinden ziyade mesela bu trajediler sonrasında işte kadın ve erkeklerin veya aile ilişkilerinin veya karı koca ilişkilerinin işte nasıl sarsıldığını ve trajedilerin bu bireylerin derinden yara alışlarını kendi coğrafyasını aşarak inceliyor. Şimdi Satıcı filmi neon ışıkları ile mesela dekore edilmiş bir yatak odası sahnesiyle açılarak aslında şaşırtıyor ilk sahnesinde. Kısa süre içinde bunun bir tiyatro dekoru olduğunu ve aslında İran'da olduğumuzu fark ediyoruz hemen. Ardından bu evli tiyatro oyuncuları olan işte Emad ve Rana başrollerdeki yaşadıkları apartmanın yıkılma tehlikesi anında işte apartmanlarını terk etmek zorunda kalışlarını gösteren bir de sarsıcı bir sahne geliyor bunun arkasından. Bu sahne ile film birdenbire gerçekliğe dönmüş oluyor tiyatro sahnesinden sonra. Şimdi bu kafa karıştırıcı metaforik bir açılışın ardından çift bir arkadaşlarının evine kiraya çıkıyorlar. Ve bu evinde önceki mesela kiracısı olan Ahu isimli bir kadın eşyalarını evden almamış. Ve kilitli bir odada eşyaları duruyor. Ama onu görmüyoruz ve onu bazı dedikodulardan ve kameranın işte evde bıraktığı eşyaları üzerinde gezinmesinin verdiği ipuçlarından işte tırnak içinde söyleyelim hafif meşref bir kadın olduğunu düşünüyoruz. Bu kadınların bakış açısını çok iyi yakalayan bir yönetmen Farhadi ve yaşanan trajedi sonrası bu sefer mesela erkek karakteri Emad'ı daha ciddi mercek altına almış bu filmde ve onunla sağlam bir bağ kurmamızı sağlıyor. Şimdi yönetmenin filmlerindeki erkekler baktığımızda başlangıçta sıradan ve normal erkeklerdir. Ancak işte yaşadıkları bir olay sonrasında bu karakterlerde ani bir değişim oluyor. Büyük ikilem içine düşen bu erkekler ne yapacaklarına işte bir türlü karar veremiyorlar. Aslında mesela işte özde iyi insan olmalarına rağmen normalde verecekleri sağlıklı tepkiyi işte böyle büyük ahlakçılık ve törecilik sebebiyle bir türlü veremeyen erkekler bunlar. Şimdi İranlı erkekler oldukları gerçeğini de göz önünde tutarak bu ikilemlerini tabii aşırı muhafazakar coğrafyaya bağlamak zaten kaçınılmaz. Fakat Farhadi erkeklerin bu tepkilerini aslında sadece coğrafi denklemde görmemize izin vermiyor ve ince hamlelerle tüm bu olanların aslında dünyanın herhangi bir yerindeki bir erkeğin de verebileceği davranışlar olarak konumlandırıyor. Satıcı filmi mahremiyet ve utanma ile ilgili hikayesi. Şimdi bu iki temayı bir ahenk içinde ele alsa da özellikle finaline doğru bana bir sıkıntı yaşatıyor. Şimdi istemli veya istemsiz, dogmatik veya sonradan edinilen içgüdülerle de olsa Emad mesela eşi Rana'ya zulmediyor açıkçası. Ve trajedinin asıl süjesi olan Rana, trajediden en direkt yoldan etkilenen kadın olmasına rağmen Emad'a çevrilen mercek dolayısıyla bu kurban olma durumunu kocasıyla paylaşmak zorunda kalıyor. Hiç yabancı değil, değil mi bu bize gerçekten? Şimdi finalinde daha da derin bir alana geçen film tüm trajediye mesela sebep olanı yani hukuken ve vicdanen %100 suçlu olan kişiyle fazla empati kurmamıza vesile oluyor bana kalırsa. Bu Haneke insanı olarak tanımlayabileceğimiz bu yaklaşım türünü her ne kadar sevsem de ortada mesela kadına karşı işlenen bir suç olunca biraz bocaladım açıkçası. Kendimi suçluya acıma halinde bulduğum için kızdım. Şimdi yönetmen dolaylı olarak mesela seyircide bu etki tepkiyi de kurguladı mı bilemem ama her ne olursa olsun bunun
bir usta eli ile olduğunu yine de kabul ediyorum. Şimdi bu filmin açılış sahnesine tekrar bakmak istiyorum. Şimdi burada gördüğümüz dekor aslında Arthur Miller'ın Death of a Salesman, yani bir satıcının ölümü tiyatro oyununa ait. Bu Miller'ın 1949 yılında yazdığı ve Amerikan tiyatrosunun en önemli eserlerinden biri olarak kabul edilen bu eser, işte nasıl kapitalist Amerikan toplumunda bireyin yaşadığı sıkıntıları, hayal kırıklıklarını ve başarısızlıklarını ele alan açıkçası modern trajedinin en güçlü örneklerinden bir tanesi zaten bu oyun. Ve yönetmenin, yani Farhadi'nin filmin paraleli gibi duran bu oyunu neden kullandığı tabii yorumlara açık. Ancak oyunu okuduysanız Emad ve Rana'nın yaşadıkları ile oyunda canlandırdıkları karakterler arasında tematik bir ilişki kurmamız pek mümkün gelmedi bana. Belki daha başka türlü bir ilişki kurmamız gerekiyor bu oyunla. Yani bunu tiyatro oyununun sansürleneceği ile ilgili izlediğimiz bir tartışma sahnesinden yola çıkarak da kurabiliriz. Şimdi bu sahne özelinde İran'da olduğumuz gerçeği mesela bir tokat gibi yüzümüze çarpıyor. Özellikle tiyatro oyun karakteri olan Willy karakterinin bir kadınla otel odasında gittiği sahnede kadın oyuncunun bunu türbanlı bir şekilde canlandırması, bu vurgu film açısından büyük anlam taşıyor. Şimdi filmlerinde İran'daki bu sanat platformunun yaşadığı zorluklara, baskılara pek değinmeyen, bu tehlikeli sisteme taşlamada dahi bulunmayan bir yönetmen Farhadi ve yönetmenin bunu filmin içine yerleştirdiği batılı bir tiyatro oyunu ile yaptığını düşünebiliriz. Rana rolünde izlediğimiz Tarane Ali Dosti ile Farhadi bu filmde dördüncü kez beraber çalışıyorlar. Bu Ali Dosti'nin canlandırdığı Rana karakteri tamamen anlayan, çok zeki bir oyuncu Rana karakterini. Bu kesin. Özellikle bu filmde mesela yaşadığı sarsıcı olay sonrası böyle sessizliğe bürünen pasif karakteri son derece başarılı canlandırmış oyuncu. En çok konuşması gerekirken mesela en az konuşan karakter olan Rana sessizliğiyle mesela bizlere aslında büyük okuma alanları sağlıyor. Yönetmen ve dolayısıyla kamera ile son derece organik bir şekilde hikayedeki sessiz gerilimi besliyor kamera. Şimdi filmde tiyatro oyunculuğu yapması dışında aynı zamanda öğretmenlik yapan bir karakter Emad. Ve sahnelerden birinde öğrencilerine Emad'ın sınıfta siyah beyaz bir film izlettirdiğini görüyoruz. Bu 1969 yapımı olan The Cove, Gav isimli bir İran filmi ve uluslararası alanda ise bu film ancak 71 yılında dikkat çekiyor ve İran sinemasının dünyaya açılmasında kritik bir rol oynamış bir film. İran'da işte sansüre karşı verilen mücadelelerin bir simgesi haline gelmiş ve aynı zamanda da İran Yeni Dalga sinemasının yükselmesinde de büyük rol oynamış bir film. Şimdi Satıcı filminde bu klasik olan filme yapılan göndermeler, tabii İran Yeni Dalga sinemasının doğrudan bir üyesi olmasa da Ferhadi'nin İran sinemasına ve onun tarihine olan saygısını da gösterdiğini düşünüyoruz. Şimdi ayrıca filmindeki bu metamorfoz ve kimlik temaları bu Farhadi'nin karakterlerinin yaşadığı kimlik krizleriyle de paralellik kuruyor. Yönetmenin yaratım sürecinde mesela spesifik bir durumdan, bir andan yola çıkarak genişleyen hikayeye doğru ilerlediğini ve finallerinin birden çok anlamlı, yani muğlak nihayetlendirdiğini söyleyebiliriz filmlerinde. Bu filmde de bir son var tabii ki de. Ama bu sonda, bu filmin sonunda birden çok yeni başlangıç gözüküyor yine. Yani hikayenin bundan sonra nasıl ilerleyeceğini seyirciye bir kez daha merak ettiriyor yönetmen. Benim bu filme puanım 10 üzerinden 7. Haftaya görüşmek üzere, iyi seyirler.